Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere bademli çıtı pıtı bir örgü modelden bahsedeceğim. Bu modelden çok güzel çeyizlik yelekler yapabilirsiniz, şallar yapabilirsiniz, dikdörtgen şallar yapabilirsiniz. Bu modeli farklı tığ işi örgü alanlarında kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar simli alize şal ipim var. Beyaz arkadaşlar. Şöyle yine de renk kodu 1. Evet, şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığımı kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ seçebilirsiniz. Evet, buyurun dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Zincirleri çekip üzerine trabzan yapacağım ve trabzan üzerine modelimi kuracağım arkadaşlar. Şöyle tığıma ipimi sabitledim. Buraya yelek yapacaksanız önce kenardaki kenar trabzanını kaç tane yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar trabzanı ilk ön pat için ayarladım. Ve modelimiz için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir modelimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki modelimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 3 model arkadaşlar. Aynı modelimizin sağlı sollu yine kenar zincirleri, yani modelimize ait 6 tane daha ekliyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu örneğimize ait bir zincirimiz. Şimdi diğer patını ne kadar yapacaksak şöyle diğer patını da 1, 2, 3, 4 tane trabzan ekledim. Yani modelimizi 8 ve 8'in katları artı 6 zincir modelimiz için, kenar trabzanlarımız için de eklemeler yapmanız gerekiyor. Şimdi burada şöyle elimi koydum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı zincirimin içine girdim arkadaşlar. Burada bir sıra trabzan geçeceğim. Bir sıra trabzanımdan sonra modelimi kuracağım. Tabii ki siz bu modeli lastik üzerine kurabilirsiniz. Zincir üzerine kurabilirsiniz. Şöyle ben bir sıra ikili trabzanımı yapıp geliyorum. Sizler de trabzanlarınızı yeleklerde lastik kısmını ayarlayıp gelin birlikte modelimizi kuralım. Evet, trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Burada 5 tane zincir eklemiştik kenar trabzanı için. Şöyle 5 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Burada yeleklerde kenar kısmı olarak tabii ki tamamen buradaki ekleyeceğiniz zincirler sizlere kalmış bir şey. Yani ne kadar zincir sayısı eklerseniz o kadar trabzan yapmış olursunuz. Şöyle 5 tane kenar trabzanımdan sonra 1-2 tane zincir çekiyorum. Bu kenar kısımlarını elinizin ayarına göre, modelinizin gidişine göre çekin. Burada 1-2-3 dördüncü trabzanımın içine giriyorum. Aynı yuvanın içine şöyle 6 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir. Şimdi buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. trabzanıma sık iğne ile battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanıma girdim. 6 tane aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum. 2, 3, 4,
5, 6. Yine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 trabzan sayıyorum. 4. trabzanıma sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın içine yine bu şekilde şöyle 6 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum, tekrar burada 1 2 3 4. trabzanıma batıyorum, 1 2 3 zincirimi çekiyorum, yine tığımın başına ipimi alıyorum, 1 2 3 4. trabzanıma batıyorum, burada 2 3 4 5 6. Yine 6 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle birinci sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. trabzanıma. Burada da eklemiş olduğumuz zincirimiz vardı 4 tane. Şöyle kenar trabzanımızı da 4 tane burada yapıyoruz. Kaç tane zincir eklemek istiyorsanız kenar kısmına da o şekilde 8 ve 8'in katları artı 6 artı kenar ilmekleri arkadaşlar. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Modelimin ikinci sırasındayım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Fakat örneklerimiz yer değiştiriyor arkadaşlar. Kenardaki kenar trabzanlarımı ördüm. Burada yine bir tane zincir çektim. Buradaki 6 tane trabzanımın üzerine bu şekilde yine trabzanlar yapıyorum. 6 tane hiç eksiltme yapmadan. Yine 6 trabzanımın üzerine 6 tane trabzan daha yapıyorum şöyle. Şimdi hemen ara kısımda ise 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen yine diğer trabzanıma atlıyorum. Burada 6 tane daha trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine buradaki 6 trabzanımın üzerine 6 trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Yine son örneğimi yapıyorum. 6 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6. Kenar kısmına 1 ya da 2 zincir çekiyoruz. Bu kenardaki 5 tane 2 4 5 tane kenar trabzanlarımı olduğu gibi üzerlerine ikili trabzanlarımı yapıp bir de zincirimin tepesine batıyorum. Burada geri dönüyorum. 3 tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Şimdi bu sıramız bu şekilde. 3. sıramızda ise kenar trabzanlarımı yapıyorum. Etol şallarda bu kenardaki trabzan sayılarını iki tarafında bu kısmında bu kısmında trabzanlarını eşit miktarda yaparak ilerleyebilirsiniz modelimizi. Şimdi yine burada bir tane zincirimi çektim. Burada bir tane trabzan atladım.
İkinci trabzanıma 1, sıradaki trabzanıma 2, sıradaki trabzanıma 3, sıradaki trabzanıma 4 trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 5 tane zincir çekmiştik. 5 tane zincirimin hemen 3. zincirime, yani ortalıyoruz. Bu zincirimizi ortalıyoruz. Zincirimin içine batıyorum. Sabit durması için şöyle etrafından batmıyorum. Şöyle tepesinden batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane daha trabzan. Üçüncü sıramız. Bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. Buradaki altılı trabzanımızı kenarlarından birer tane eksiltiyoruz. Dört tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine şu ortadaki beşli zincirimi bu şekilde diğer modelimizin yerini kuruyoruz. Şimdi tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir trabzan atladım. 1, 2, 3, 4. Yine bir tane zincir çektim. Burada da bir trabzana batmıyoruz. 4 yaptık. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Zincirimi hemen ortaladım. Buradan battım. Bir zincir aynı yuvanın içine tekrardan battım. Bir zincir kenardaki modelimi, son örneğimi yapıyorum. Yine 4 tane trabzanımı yapıyorum burada da. Şimdi bu sıramı da göstereyim. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı, 4 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Şimdi modelimin aslında son sırası arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi 4. sırasındayız. Son sırasındayız. Dediğim üzere şimdi modeller yer değiştirdiği için şimdi bu aradan model kuracağız. Bunları kapatacağız. Buradan model yeri açacağız. Şimdi burada bir tane, pardon, 3 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane kenar trabzanımı yaptım. Yine burada bir tane zincirimi çektim. Şimdi buradan bir trabzan atladım. Diğer trabzanımı girdim. İkisini bir topladım. 2 tane ilmek. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer trabzanıma battım. İkisini ördüm. 3 tane ilmeğimi topladım. Burayı bu şekilde eksiltmiş olduk. Yani bitirmiş olduk. Modelimizi kapatmış olduk. Burada şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen ortadaki kısma ilk önce başlamış olduğumuz gibi, yani bademimizin başından başlamış olduğumuz gibi şu aynı buraya da model kuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şöyle hemen bir zincirimi çektim. Bir atladım ikinciye. Birini ördüm. 2 ilmek. Yine ikisini ördüm. 3 ilmek. Hepsini birlikte topladım. Bir zincirimi çektim. Diğer örneğime geçtim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir zincirimi çektim. Bir tane trabzan atladım. Hemen burada 2 tane yarım trabzanla 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Burada 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 Yine
bir zincir, bir tane trabzan asladım. Tekrar yarım trabzanlar yapıp 3 tane ilmeğimi birlikte topladım, bir zincir. Yine buraya şimdi trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada kenar kısımdan model yeri açıyoruz. Şöyle kenardaki kenar trabzanlarımı yapıp geri dönüyorum arkadaşlar. Evet, kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada, şimdi bu sıramızda 3 tane modelimiz ilerleyecek. Bu sıramızda 4 model, bir üst sıramızda yine 4 modellik yerler oluşturuyoruz. Yani bu birinci modelimizin, şuradaki modelimizin ikinci sırasında yine burada örnek yerleri açıyoruz. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki kısmın, yani buradaki bademin üzerine badem yine model gelecek. Şimdi burada 5 tane zincirimden sonra buradaki 6 tane trabzanımın üzerine yine 6 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burada eksiltme yok. Sadece burada diğer örneğimizin yerini, zincirini çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 6 tane. Aslında bu şekilde ilerliyor modelimiz. Sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki hemen örneğime geçiyorum. Kenara örnek yeri yapıyoruz. Beş tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Buradan geriye dönüyorum arkadaşlar. Şöyle trabzanımı yapıp geriye döneyim. Evet, geriye döndüm. 4 tane trabzanımı yaptım. Burada artık model yerlerimizi nasıl kuruyorduk? Şurada birer tane zincir çekiyorduk. Zincirimizin içine şöyle bir zincir çekiyorduk. Buradaki 5 tane zincirimizi ortalıyorduk. Buraya modelimizi kuruyorduk. Şimdi bu artık modelimizin tekrarı oluyor arkadaşlar. Buraya bir trabzan daha yapıp model yerimizi ayarladık. Bir tane zincir, burada da 4 tane trabzana düşürüyorduk. 6 trabzanımızı 2 tane eksiltiyorduk. 4 tane trabzan yapıyorduk burasını. Arada bir tane zincirimizi çekiyorduk. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen ortalıyorum. 5 tane zincirimin hemen ortasından giriyorum. Bir zincir, aynı yuvanın içine trabzan. Bir zincir, buradaki modelimizi trabzanlarını eksiltiyoruz. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, model yerimi kuruyorum. Bir zincir, tekrar model yerimi kuruyorum. Bir zincir, tekrar buradan trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi yine bir zincir, kenardaki model yerimi ayarlıyorum. Hemen ortaladım. 5 tane zincirimin ortasına model yeri kurdum. Bir zincirimi çektim. Burada artık kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şimdi artık şu kısımlarına modellerimizi kuruyoruz. Şöyle birkaç sırada anlattım arkadaşlar sizlere. Bu artık modelimin tekrarı. Şurada ilk başta nasıl başlamışsak aynı şekilde buraya 6 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki yapmış olduğumuz trabzanımızı da ikili, şu yapmış olduğumuz ikili trabzanı buraya yapıyoruz.
Buralara da model yeri kuruyoruz. Ben şimdi daha önce yapmış olduğum biraz büyük parçamı da sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde oluşan çok da şahane bir model, çıtı pıtı bademli örgü model, şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Tersi, düzü yok. Çift taraflı örgü model arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle, bu da sizlerle birlikte yapmış olduğum örneğim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.